Ben insanlarla hani, sıkıntıdan bitmezse evet, evet yani insanlarla muhatap olmuyorum. Evde tek başıma yaşarken hani o depresyonu ağız yoluyla attın yani. Dışlanınca yeteneğini keşfettin. Yani yeter artık falan. Yani içten geliyor. Aynen öyle. Ama zaten yeteneğin böyle bir asosyallik zamanları ortaya bak, çıkar ya. Bana da herkes ayı şişko falan. Valla bak böyle ayı şişko bilmem ne falan diyordu. Üstüme geliyordu. Ben de eve kapandım. Sonra kendi kendime böyle aa şişmanım lan ha gülmeye başladım böyle. Yemin ederim bak ben gerçekten... Yani evde kendi kendime... Hayır, bak, kendi şişman kendime... olduğunu keşfettin galiba. Hayır, şişman... Hayır, şişman... Şöyle bir şey oldu. Şimdi herkes şişman diye üstüne geliyor, tamam mı? Ve dışarı çıkmak istemiyorsun. Çünkü görür görmez senin adın Eser mi? Evet, ayı falan deyip gidiyorlar. Böyle... Acayip acımasız bir durum. Eve kapanıyorsun. Evet. Sonra böyle... Oğlum aynaya baktı falan. Ulan harbiden ayı gibiyim falan. Hani bunu kabul edip sonra da kendine girip şakalar yapmaya başladım böyle. Barıştım. Peki kilo vermeyin diye düşünmedin mesela? Abi kilo vermesi çok zordu. Çünkü doğuştan yani 5-6 kilo gelince dünyaya şey yapıyorsun yani. Ne gerek var? Metabolizma. Metabolizma şey yani artık bir ara verdim 30 kilo abi. Bir şeyi kaybettim yani böyle bir... Böyle şey olmadı yani. Eser senin hikayenin, mi kendini? Senin hikayenin tam tersi var. Ben de çok zayıftım. Benimle de iskeletor diye dalga geçerler. 33 kiloydum. Çok dalga geçerlerdi. Çok utanırdım ben de. Bacaklarım falan... 33 mü? 6 çorap... Ya bir şey söyleyeceğim. 33 diyor. Şu anki kilosunu sor. Şu an vardı. 37 mi? 6 tane falan çorap giyip okula giderdim. Daha şişman gözükmek için. Tabii tabii bacağım kalınlaştı. Kalınlaşmıyordu ama bir şekilde yani aynen böyle depresyon. Fizikle dalga geçince depresif olup hakikaten böyle kendi içine kapıyorsun. Hep bir yara var. Sen nereye kapandın? Hayır ama içime kapandım. Ben içime kapanamadım işte o... Ya 33 bak. Sen direkt dışa açılmışsın. Ben dışa açıldım. Ben. Şey 33 kilo benim verdiğim kilo mesela. Ben lise 1'de 33 kilo verdim. Oh be. Vallahi. Oh be. Benim ben kadar. Lise 1'de bir özgünamallık. Benim kadar yani. Kendimden bünyeden atmışım yani. Acayip. Ya ister istemez. Ben de ama yakışıklı da olmadım tam kilo verince. Kafam büyük kaldı falan. Garip bir şey oldu. Kilo verince mi? Evet dudağım daha da büyüdü falan böyle. Ulan dedim hemen yanları doldurayım bir de anladın mı? Böyle biçimsiz oldum ya. Murat normal yanında rejim yemeği taşıyor. Evet biliyorum. Tamam mı? Abi bu ne diyoruz yani biz? Allah aşkına dur bak bir dakika. Ya, göstermeyin oğlum ya. Ya onlar, göstereyim ya. Onlar sırlarım. Yok göster ya. Rejim yemeğim şimdi özür yanlış anlama. Birazdan nereye yiyeceğiz? Birazdan nereye yiyeceğiz? Kebapçıya. Ya rejim yemeğini yemekten önce yiyorum arkadaşlar. Böylece yemekte çok abartı yemiyorum. Yani ön öğün gibi bir şey. Tıkıyor mu? Tıkıyor. Allah'ını seversen bu leblebi mi tıkıyor seni? Böyle boğazıma tıkıyor.